tabii ki ilk turdaki galibiyetle geçişimiz iki maçı da bizim için önemliydi. Biliyorsunuz ki futbolla galibiyeti sürdürebilmek, devamlılık yaratabilmek gerçekten çok önemli. Hem takım içi moral motivasyonunu hem de rakip takımların biraz daha tedirgin olmasını sağlayabiliyor. O sebepten dolayı bu şekilde ilk turu geçtiğimiz için mutluyuz. Tabii ki yarın zor bir maç olacak ama biz hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Eğer sahada bunları doğru şekilde yansıtabilirsek turu avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz, o potansiyelimiz var. Çok güzel bir ekibimiz var. O yüzden bunu yapabileceğimize inanıyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle yıllardır milli takımla beraber oynadığım takım arkadaşlarımla birlikte aynı kulüpte beraber forma şansını tekrardan terletebiliyor olabilmek gerçekten güzel bir his. O yüzden adaptasyon adına hiçbir sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Zaten hocamız ve ekibi de keza o durumu bana çok iyi aşıladılar. Burada önemli olan benim açımdan önemli olan en iyi şey aslında gözlemlediğim zaman bir kere şehrin ve taraftarın ve takım arkadaşlarımızın birbirimize güveni olduğu sürece bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Ben çünkü bütün şampiyonlukların baktığınız zaman iyi bir gruptan, iyi bir arkadaşlıktan geldiğini görebiliyoruz. Bizim de hocamıza olan güvenimizi, hocamızın da bize olan güveniyle birlikte ben bu senenin gayet iyi geçeceğini, bizim adımıza olumlu geçeceğini düşünüyorum. O sebepten dolayı biraz rahatım. Açıkçası da mutluyum. Burada tabii ilk maçımda bilmiyorum hocaya sormak lazım performans açısından ama kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim hazırlık maçlarına göre. O sebepten dolayı daha iyi gideceğini düşünüyorum, daha iyi olacağını düşünüyorum. Yolumuz uzun, önümüz açık. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Şampiyonlukla taçlandırabiliriz. Orta saha neresi esas öyle sence? Emin misin? Orta sahada 3 tane yer var. Yani 4 tane hatta duruma göre, formasyona göre değişebiliyor. Bu üçünde dördünde de oynayabiliyor yani. Peki cevap. Yani ben de şöyle cevap vereyim şu duruma. Hocamızın dediği gibi birçok mevkide oynayabildiğim için rekabetin çok olduğu tabii kısım orta saha diye görebiliriz. Çok oyuncu profili olduğu için. Birçok mevkide oynayabildiğim için hocanın aslında biraz da eli rahat olabilir benim açısından. Hani sıkıştığı zaman istediği yerde oynatabilir. Ama tabii ki rekabetin olması çok güzel bir şey. Bugün baktığınız zaman benim önümde veya arkamda bir oyuncu olmadığı zaman kendimi hep rahat da hissedebilirim. Bugün hep arkamda veya önümde bir oyuncu olduğu zaman sürekli performansımı artırmam gerektiğini düşünebiliriz. O sebepten dolayı hep çıtanın hep yukarıya doğru gitmesine bakmamız lazım. O yüzden ben de antrenmanlarımı hocamızın dediği gibi hiçbir şekilde kaçırmamaya çalışıyorum. En iyi şekilde doğruları yapmaya çalışıyorum. Burada tabii karar merceği hocanın. Ben doğruları yaptığım sürece diğer takım arkadaşlarım da öyle. Forma orada asılı. Kim hak ediyorsa oynayacaktır diye düşünüyorum. O sebepten dolayı rekabetin olması güzel bir şey. Bence bu durumda Trabzonspor Kulübü kazanacaktır diye düşünüyorum. Yeni transferlerle birlikte ben de dahil olmak üzere hepimiz yeni bir arkadaş grubu içerisindeyiz. Saha içinde birbirimizi tanıyoruz antrenmanlarda. Neyin doğru, neyin eksiklerini birbirlerimizin eksiklerini veya artılarını görebiliyoruz. O sebepten dolayı hocamız ve ekibimiz de bunları gözlemlediği için bize antrenmanda o şekilde takviyelerini yapıyorlar antrenmanda. Ben bunun kısa sürede düzelebileceğini düşünüyorum. Hocamızın daha demin dediği gibi daha şiddetli, daha presli bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Daha önce de dediğim gibi mini takımlarda beraber oynadığım, mesela Okay ile ben yıllardır yan yana beraber oynadım orta sahada milli takımda. Okay'ın eksilerini ve artılarını o da aynı şekilde benim öyle bildiği için biz birbirimizi yıllarca kapattık açıklarımızı. Doğru yaptık, yanlış yaptık ama günün sonunda birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Diğer yeni transferlerle de öyle olacaktır diye düşünüyorum.
Hocamız da bizim eksiklerimizi görüp bizi uyararak biz de o eksikleri düzeltmeye çalışacağız. Avrupa kupalarının ikinci turunu oynayacağız. Evet, biliyorsunuz başlangıçlar kolay değildir ve zordur. Çok fazla ara vermeden hem lige başladık. İki tane hazırlık maçı oynayabildik. O da süreleri parçalayarak iki tane de resmi müsabaka oynadık. Oyun olarak baktığında birinci müsabakayla ikinci müsabaka arasında oyun olarak da performans olarak da yukarıya doğru seyreden bir durum var. Yeterli mi? Değil. Her tur yukarı doğru çıktıktan sonra rakiplerle de zorlaşacak. Şimdi de ikinci turda Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien'le oynuyoruz. Biraz evvel dediğim gibi daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskılarını yapıp yönlendirmeleri yapabilen, topun arkasına geçebilen, planları, organizasyonları olan, top kendilerindeyken oyun kurmalarıyla beraber özellikle merkeze sayısal ve kenarları fazla kullanan da bir takım. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu tarafa kadar hem savunmada hem hücumda hem analizde hem sahada pratikte bütün konu başlıklarına çalıştık. Bugün itibariyle de akşam buradan döndükten sonra son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan yani geçen oynadığımız maçtan daha üzerine koyduğumuz taraftarımızın bize İlk maçta verdiği destek, aldıkları olumlu enerjiyi daha yukarı çekerek onların desteğiyle beraber yarın akşam iyi bir oyun. İlk maçta sonuç almak tabii ki önemli ama turu alamıyorsun cebine. Onun için avantajlı bir durum, iyi bir oyunla beraber yukarıya doğru çıkan durumumuzu netleştirmek, yukarı doğru devam etmek. Onun için iyi bir müsabaka, zor müsabaka bizi bekliyor. Taraftarların ilk maçta verdiği desteği özellikle daha da artarak devam etmesi bütün arzumuz, isteğimiz bu. Umarım yarın akşam itibariyle iyi bir müsabaka bizi bekliyor. Teşekkürler. Şöyle bunu geçen de ifade ettim benzer bir şey. Maç kazanmak özellikle lige girerken çok daha iyi hissettiriyor. Artı uluslararası maç kazanmak bundan sonraki müsabakayı yani belki de sene başında olmasına rağmen eşik atlama maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız. Çünkü Avrupa Ligi bunu geçtiğimiz zaman Avrupa Ligi playoff'u oynayacağız. Konferansı cebimize alacağız. Ve lige özellikle adımlarımızı hızlı girerken adımlarımızı daha hızlandıracak bir müsabakayı oynayacağız aslında baktığında. Onun için her iki tarafı da doğru bir şekilde götürebilmek için bu oynayacağımız müsabaka oyun olarak da taraftarımızı daha fazla yanımıza almada da bizi hızlandırmada da çok önemli faktör olacak diye düşünüyorum. Geçen basın toplantısında şöyle bir ifade kullandım. 55 maç resmi müsabaka planlıyoruz aslında baktığında. Bu 55 maçta bu dokunuşlar performansa göre, rakibe göre, oynayacağımız formasyona göre değişiklikler muhakkak olacak. Yarın da bununla ilgili tabii ki dokunuşlarımız oyunun içinde olacaktır. Bunu yarın net bir şekilde zaten göreceksiniz. Ekip halinde bir plan yapıyoruz. Bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Taraftarımızın da istediği, bizim de planladığımız oyunu sahada görmek istiyoruz. Zaman zaman bunu gerçekleştireceğiz. Zaman zaman duraklamalar olacak. Bu oyun böyle bir oyun çünkü. Her zaman yukarıya doğru seyredemeyebilirsin. Hatalar bu işin içindeki önemli bir parçası. Olumlu da, olumsuz da. Eğer maç bittikten sonra ekip halinde ertesi günü, bazen basın toplantılarından buradan çıkarken görmediğimiz şeyleri ertesi günü toplantıda siz de dahil bazen net bir şekilde görüp onun üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Biz oyunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Formasyonlarda değişiklikler olacak. Daha hız, daha şiddet, daha baskı. Yapamadıklarımız var taktiksel olarak. Bunu zaman zaman oyunun içinde artık canlı analiz yaparak değiştirmeyi planlıyoruz ki geçen hafta Ozan buna muhatap olanlardan bir tanesi. İlk yarıdaki biz başka bir şey hesaplamıştık. Oyun başka türlü seyredince devre arasında bunu formasyon olarak değiştirdik. Ozi de buna son derece sağlıklı bir cevap verdi. Bunun çok detaylarına da girmek istemiyorum. Ama üstüne koyarak her maç
daha sağlıklı biçimde devam etmek istiyoruz. Evet, biraz ipuçları verdim. Çok detaya girmek istemiyorum. Daha organize, daha planlı, daha böyle baskıyı çok planlı ve şiddetli yapabilen, biz bu baskıdan nasıl çıkarız, neleri kullanabiliriz, hangi opsiyonları kullanabiliriz. Top bize geçtiğindeki çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı dün yaptık. Bir gün savunma, bir gün hücuma çalıştık. Özellikle burada sabır, topa sahip olmak belli bir bölümde. Rakibin o çözüm noktalarında nelerini kullanacağız? Bunu bir kere deneyeceğiz, üç kere deneyeceğiz, beş kere deneyeceğiz. Ama bir tanesinde belki bunu yakalayıp skoru cebimize almaya çalışacağız. Hücum ederken tekrarlı hücum yapabilmek için alacağımız pozisyon bizim için çok önemli. Bunların hepsini sağlık içinde umarım zaman zaman hatalar da olacak. Ama bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yani biz onunla, ben seneler önce de beraber olmak istemiştim. Ama kısmet bugün iyiymiş. Bir teknik adamın elini son derece rahatlatan bir oyuncu. Birçok mevkide oynayabiliyor ve iyi çalışıyor. Geldiğinden günden beri bir gün antrenman kaçırmadı. Her seferinde ne plan varsa bunu doğru uygulamaya çalışıyor. Biz ondan olmaktan son derece mutluyuz. Birçok mevkide oynaması hakikaten bir teknik adam için çok önemli. Belki onun oynamak istemediği mevkiler var ama onu kısa sürede tutup oradan başka yere de çekebiliyoruz ama. onun için onunla olmaktan mutluyuz. Evet, ben zaman zaman gerçekleştirdiğimiz, zaman zaman ara verdiğimiz Trabzon'un veya bugünün futboluna uygun hızlı temaslı oyunu geçen seneden bu seneye biraz daha arttırdık diye düşünüyorum. Bunu belirleyen zaten aldığın oyuncu profilleridir ve bu oyuna daha uygun, daha sert, daha tepkili. Yani sertliği yanlış anlaşılmasın, topa olan sertlikten bahsediyorum. Yapmaya çalışacağız. Yani bu seneki heyecanımız, hani futbol takımının, oyuncu grubunun bize verdiği heyecan hakikaten iyi. Ekibin de aynı şekilde. Taraftarımızın da bize ilk maçta burada resmi müsabakada verdiği enerji çok iyi. Bunu hep beraber, bütün bu hem takımı hem ekibi hem taraftarımızı yukarıya doğru çekecek oyunları arttırarak devam etmeyi düşünüyoruz. Transfer, evet, duymuşsunuz zaten, aramıza yine bir sol stoper katılacak. İki oyuncu daha transferimiz planımızın içinde var. Bununla ilgili başkan, teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok yoğun, çok önemli tecrübeleri de oldu 8 senedir bu kulübün bu çatısı altında. Karşılıklı çok uyum içinde ve yönetim kuruluyla transferlerde şu an itibariyle çok iyi de gittik. Hem dengeli gittik, hem doğru oyuncu üzerinden gittik. Organizasyonu arttırarak devam ediyoruz. Şampiyonluk senesindeki gibi o heyecanım çok yüksek, ekibin de öyle. Desteğe, bu taraftarımızın verdiği desteği arttırarak devam ederse biz onlara çok doğru cevaplar vereceğiz ekip olarak. Umarım transferler de gerçekleştiği zaman bu arayı da kazanarak devam edersek karşılığını alacağız diye düşünüyoruz. Yani 90 dakikayı bilemem ama fiziksel durumu şu an itibariyle geldikleri kulüplerden de aldıklarımız, antrenmandaki gözlemlerimiz, antrenmandaki datalardan takip ettiklerimizle de şu an itibariyle iyi gözüküyor. Okay daha milli takımdaydı, süreçteydi biliyorsunuz. Savic'de deneyim ve tecrübe zaten artık bugünün profesyonel oyuncuları hiçbir şekilde kendilerini yani bizim dönemdeki gibi sıfırda bırakmıyorlar. Aktif olarak çalışmalarını yapıyorlar. Şu an itibariyle iyi gözüküyor. Maç anında da canlı datadan veriler geliyor. Devre arası 60. dakika, 70. dakika. O verileri de kullanarak hareket edeceğiz zaten. Yani transfer yani ve bizim öyle bir beklentimiz benim de var. Başkanın da var. Taraftarımızın da var. Ve çok yoğun bir şekilde de bundan çalışılıyor. Yani en hassas bölgelerden bir tanesi aslında. Yani futbolda aranan bölgelerden bir tanesi. Trabzonspor'un son yakın tarihine baktığında, 3 santrafor profiline baktığında işte Charlotte'la, Cornelius'la ve geçen sene Onaço'yla bu profiller Trabzonspor'da ve Türk futbolunda etki yaratmıştır ve bunlar bir takım için hakikaten etkili oyunculardır. Biz de bu profillerin üzerinden giderek sadece bu biraz evvel ifade ettiğin isimlerle ki süreçler devam ediyor ama bunun biliyorsunuz en önemli boyutu da ekonomik boyutu da var. Kulüp tarafı var. Rakip kulüp tarafı var. Bununla ilgili başkan yoğun bir şekilde çalışıyor. En yakın zamanda bu bir gün gerçekleşecek ama tabii biz de bir an evvel gerçekleşmesini istiyoruz ama gerçekleşirken
Trabzonspor kulübü menfaatleri doğrultusunda gerçekleşmesini istiyoruz. O konuda da hassas bir şekilde devam ediyoruz. Bugün her konuda yani hem oyuncu parasında hem bonservis parasında çok hassas ve dikkatli davranıyor. Hem başkan hem biz davranıyoruz ki bir şeyi oluştururken bir tarafı yıkmamak adına süreç yani yakın zamanda umarım çözülecek diye düşünüyorum. Şimdi yani biliyorsunuz İstanbul'da bir ekip var, kulübün içinde bir ekip var, bizim ekibimiz var. Yani 3 tane süzgeçten geçerek hareket ediliyor aslında baktığında. Herkesin burada transferlerde katkısı var. Şu ana kadar da yani bu ekipler oyuncu üzerinde yanlış karar vermezler. Ama şehir, adaptasyon, formasyon, takım yanındaki birçok etken var olumlu veya olumsuz etkileyebilecek. Bugün itibariyle bu seneki transferlere baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 4 tane oyuncu 20 ile 24 yaş arası bandında. Hem oynatabileceğimiz genç tecrübeli hem de bir ürün haline getirip çıkartabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Yeni stoperimize baktığında her şey %100 değil. Yani 5 tane parametre saysan 3 tanesi çok olumlu şeyler var. Kendisiyle de görüştüğümde eksik olan taraflarında bireysel olarak çalışarak, bölgesel olarak çalışarak geliştireceğiz. Potansiyel bir oyuncu. Hatta ligi bitti. Tolon turnuvasını oynadı. Olimpik milli takımdaydı, şu ana kadar hiç arası yok. Yani şu an itibariyle büyük bir ihtimalle yarın akşam da bizimle beraber veya ertesi günü takıma katılacak. Yani fiziksel olarak bir eksisi yok. Belki çok yoğunluğu da olmuş olabilir. Beklentimiz olan ama Cihan'da da bir başkasında söylediğimde çok anlam yüklemeyin. Hepsi çalışacak ve zaman eksikleri var. Çalışarak daha iyi hale gelecek oyuncular. Ayrılık şu an itibariyle o mevkiyle ilgili başka taraftan soracak olursan şu anda gözükmüyor. Şu an önceliğimiz hemen biraz evvel sorduğu gibi forvet oyuncusuna dönecek. Belki bir orta saha oyuncusu daha sonrasında olursa ondan sonraki süreci hep beraber değerlendiririz. Valla Ozi çok memnun kaldı performansından orada oynamamak için. Çok iyi oyuncu dedi. Biz ilk performansından memnunuz. Zaten 7 ay evvel tespit ettiğimiz ama işte Thomas'tan beklemediğimiz bir süreci yaşadık hep beraber. Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Daha evvelden bizim hafızada bulunan, önceden de ulaşamadığımız aslında rakamın daha yüksek olduğu, şu an itibariyle ulaştığımız. Onun da eksikleri var ama şu an çabuk adapte oldu. İyi adaptasyonu iyi. Enerjisi iyi. Yani, çok mutlu burada olmaktan. Şu anki görüntüsü öyle. Performansında da Ozi memnun. Öyle devam ediyoruz yani. Bir sıkıntı yok yani. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Şimdi diğer basın toplantısı da başlayacak birazdan. Hazırlık süreci var. O yüzden teşekkürler katıldığınız için. Hafızlık var biraz bende, ondandır belki. Hepsi aynı. 4 konu başlığı var, birer dakikada anlatıyorum ama problem kalmıyor. Tabii. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.